Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim, kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey. Yolla, bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Giderim gidişimdir lili halili halili fincanlım. Yollarım ibrişimdir lili şanguk şehrili güllük peyrili halili halili fincanlım. Asker oldum gidiyorum lili halili halili fincanlım. Belki de son görüşümdür lili şanguk şehrili güllük peyrili halili halili fincanlım. Asker oldum gidiyorum lili halili halili fincanlım. Belki de son görüşümdür lili şanguk şehrin güllük peyrili halili halili fincanlım. Ya biraz heyecan yaptım ama artık olmuştur herhalde değil mi? Harikaydın Seyitciğim. Geç otur. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Eyvallah, Allah razı olsun. Seyitciğim, bu kontratın, bu da avansın. Güle güle harca. Ya ağam bu çok para ya. O yalnızca avans Seyitciğim. Sen asıl kaset çıktıktan sonra gelecek parayı gör. Hadi imzala. İmzalayayım. Seyitciğim, bu akşam kasetini tanıtım için medya mensuplarına bir kokteyl vereceğiz. Tüm basın orada olacak. Nasıl yani? Televizyonlara, gazetelere falan mı çıkacağım ya? Evet, artık sen bir sanatçısın. Bu yüzden bütün hayatını değiştireceksin. Bundan sonra taksiye çıkmak yok. Duraktan ayrılıyorsun. Nasıl olur? Akasya durağı şoförleri benim ailem gibidir yani. İnsan ailesinden ayrılır mı hiç ya? Seyitciğim, sen artık bir sanatçısın. Sanatçıların taksicilik yaptığı nerede görülmüş? Taksiciliği derhal bırakıyorsun, hiç itiraz istemiyorum. Peki öyle gerekiyorsa ne yapalım? Şu anda oturduğun evden de taşınman gerekiyor. Sana bir villa tuttuk. Havuzlu falan, şık bir şey. Havuzlu villa mı? Ya ne gerek var yani? Abartıysız yani ha. Al bakalım. Bu da senin için tahsis ettiğimiz arabanın anahtarı. Hayda. Ya siz beni var ya iyice şımartıysız ha. Hele bir şu kaset piyasaya çıksın. Biz seni asıl o zaman şımartacağız. Anne, benim sizinle konuşmam gereken bir mesele var. Söyle paşam. Ben Suat'la evlenmek istiyorum.
Ne? Ne? Ya sen delirdin mi oğlum ya? Senin daha yaşın kaç, başın kaç? Ne evlenmesi? Bana bak, senin kemiklerini kırarım, minyatür sapık. Sülalemizde bu kadar doktor mühendis varken çeke çeke kime çektin? Çekim hatası. Ya bana iki de bir çekim hatası deyip durma anneanne ya. Ya sinir oluyorum ya. Hem soğudun babasının Adana'ya tayini çıkmış. Eğer evlenmezsem kız elden gidecek. Ay hala evleneceğim diyor anne ya. Hala evleneceğim diyor ya. Bana bak, seni veterinere götürürüm. Orada kısırlaştırırım. Ya. Ha? Nereden geliyor bu keman sesi? Dışarıdan geliyor galiba anne. Suat'ın bana serenat yapmaya gelmiştir. Göreceğiz bakalım kim gelmiş serenat yapmaya. Anne babam gelmiş. Görüyorum oğlum. İnsanın istemediği ot dibinde bitermiş. Gülübük, senin için çarpan şu yaralı kalbimden damıtarak yazdığım son şiirimi okumaya geldim sana Gülübük. Ay senin kalbinde mi varmış montofun öküzü? Kaygana, hiç boşuna uğraşma. Kulağıma filtre taktırdım. Kötü ve kırıcı sözleri duymuyorum bir kere. Tamam mı? Şiirimi okuyorum Gülübük. Çal kardeşim. Şiirimin adı Gülbik. Sabahın köründe öttü müydü ibibik? Aklıma gelir sevgilim Gülbik. Kahvaltıda yedim çitlembik. Vardır horozun kafasında ibik. Afrika'da en sevdiğim ülke Mozambik. Kaynanam şanzıment biraz mikrobik. Biraz daha mikrobik. Ne olur affet beni Gülübük. Bravo baba. Nasıl Gülübük, beğendin mi şiirimi? Beğenmek ne kelime, bayıldık bayıldık. Kaygana hayırdır, balkonda çay mı demliyorsun sen? Ya çay demledim, al sana çay. Kaygana ne yaptın ya? Anne, başladın beni Kaygana. Sana mis gibi çay demledim. İnsan anasına demlediği çay için teşekkür eder. Ana mı? Sen bir ana değilsin. Sen pirinasın Kaygana. Pirinasın. İnşallah helvanı yerim senin. Cehennem olsun yerin. Kızımdan uzak dur eks damat. Kızım için %100 Sinansız hava sahası istiyorum. Girin içeri siz de. Hadi yallah. Kemancı nereye gitti? Kemancı! Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Mehmet, artık akşamları serin oluyor. Bunu giy, tamam mı? Sağ olasın. Mehmet. Şükran, ne söyleyeceğini biliyorum. Akşama kızımızı istemeye geliyorlar ve sizin paranız yok. Her zamanki gibi. Bununla idare edin. İdare ederim, her zamanki gibi. Ya anne, boşuna masraf ediyorsun. Hayır, sen ne yaparsan yap, o görgüsüz kadın hiçbir şeyi beğenmez. Ya baba, bir şey söyle şu oğluna. Lütfen artık bu konuya karışmasın. Tamam, sabah sabah didişmeyin yine. Oğlum, sen benimle gel de geçerken seni iş yerine bırakayım. Patronuna da tanışmış olurum, tamam mı? Sen git baba ya. Ben sonra gideceğim. Önce bir arkadaşla buluşacağım da. Bu nasıl iş oğlum? İşe daha yeni girdin, bu saat oldu, işe gitmiyorsun. Kandırıyor musun bizi işe girdim diye yoksa? Her şey beklenir bundan baba. Ya sen bir sussana. Baba, patrondan izin aldım ben. Sonra gideceğim. İnşallah öyledir oğlum. Neyse, ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Hadi hayırlı işler canım. Hadi. Ne rekardı bu kardelen Dilek ya? Bu saat okula gitmesi lazım. Tam bam tum bam. Esmer bom bam. Bu çiçek ne iş? Çiçekçiliğe mi başladın yoksa? Sana ne? Çakma Bruce Lee. Sana hesap mı vereceğiz? Bana bak ulan, ekonomik boy Kerim Abdülcabbar. Bu çiçekleri sakın Dilek'e vermeyi aklından bile geçirme. Bu çiçekleri yediririm yoksa sana. Sebze hesabı. Sen kim oluyorsun kardeşim? Himalaya'dan geldin, bardakine mi kovuyorsun? Dilek benim aşkım. Yanlış adama tosladın o bayana. Ben Shaolin Kung Fu'sundan, 9 dağın siyah kuşak sahibiyim. Ya söylemeyi unuttum. Benim de 10 kuşak biber gezinden var. Ne haber? Anca gidersin. Ah, Dilek aşkım geliyor. Dilek aşkım, seninle biraz konuşabilir miyim? Ben hayatımdan sildiğim insanlarla konuşmam o bayana. Sana iyi günler. Bana numara yapma Dilekciğim. Sen beni hala sevdiğini biliyorum. Hayır, sevmiyorum. Bırak kolumu. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun.
Sevmiyorum dedim sana o bayana. Seviyorsun. Hatta eğer inanmıyorsan gözlerinin içine bak ve sevmiyorum de. Gözlerin yalan söylemez. Yeter be. Bana bu Kadir İnanır filmlerinden ezberlediğin laflarla gelme. Sevmiyorum seni o kadar. Seviyorsun. Hatta Wang'la beni kıskandırmak için çıkıyorsun ama yemezler. Seni çok sevmiştim o bayana. Deliler gibi sevmiştim. Fakat sen benim bu sevgime layık olamadın. Tamam bre Derya. Aa, bu kara kızan değil mi? Aa, Dilek. Eyvah babam. Osman baba. Ben seni öldürmez miyim kara kızan? Kaç o bayana kaç. Kara kızan öldüreceğim seni. Öldür. Korkutmak için yaptım. Ben frene bastım, yine tutmadı. Anam, hastaneye götürmemiz lazım. Hemen bakacak oyun, içerisi kirlenmesin. Hadi kalkın kara kıza. Hadi. Günaydın Akasya Durağı ve onun çok değerli şoförü kardeşleri. Senin ne işin var oğlum burada? Utanmadan geliyor dükkana ya. Çıksene. Çık! Baba, ne oldu ya? Sabah sabah niye kızıyorsun bana? Ne yaptım ben yine ya? Aa, bir de soruyor musun utanmadan? Oğlum, çıldırtma beni. Yahu batık bir lokantayı bize yutturdun be. Sokaktan geçen insanları müşteri diye doldurdun lokantaya. Bizi kandırdın. Çıksana, çık! Ya inanmıyorum baba ya. Şoklardayım. Siz hala o mevzuda mısınız ya? Ya baba, aşk olsun ya. Sen bunu nasıl düşünürsün? Ben... Senin biricik oğlun Sinan, sana, benim biricik babam Nuri Baba'ya böyle bir şey nasıl yaparım, yapabilir miyim ya? Yaptın işte, yaptın. Her şeyden haberimiz var. Hıdır her şeyi anlatmadı mı? Ya Hıdır diyorsun baba bana ya. Aşk olsun ya. Ne Hıdır'ı? Hıdır hıyarın teki. Sen Hıdır'a mı inanıyorsun? Yalancının, üçkağıtçının, sahtekarın tekidir o. Tabii beni de kandırdı, sizi de kandırdı. Yakalanınca da bütün suçu benim üzerime attı. Aşk olsun. Duran abi, sen de durma öyle Duran abi. Sen de Hıdır'a hak verdin abi. Ya siz, sizler? Bu ne ya? Selamun aleyküm ağalar. Seyit. Benim ağam. Seyit, kardeşim bu ne böyle ya? Araba ağam. Araba mı? Oğlum buna araba mı denir? Manyak mısın sen? Çarpılırsın vallahi. Bu araba maraba değil. Bu acayip manyak bir şey ya. Hayrola koçum? Nereden çıktı bu araba? Bana bak Seyit. Arabayı çaldın mı hakikaten? Yoksa sen oto faresi mi oldun? Oto hırsızı mı oldun? Ruhunu şeytana mı sattın? Doğruyu söyle Seyit. Ya ağam bir dur ya, Allah Allah. Ne çarpması, ne çırpması, ne şeytanı. Şirket verdi bu arabayı. Şirket mi? O nasıl şirketmiş öyle? Biz de gitsek bize de araba verir mi? Ne şirketiymiş bu böyle be? Ya şey, müzik şirketi. Ayıptır söylemesi, benim kaset bitti de o sebepten verdiler. Yani akşama da kasetin tanıtım kokteyli vardır. Hayırlı olsun koçum. Eyvallah ağam, sağ olasın. Ağam, buyur taksinin anahtarı. Hayırdır, işi mi bırakıyorsun? Ağam, müzik şirketinin patronu dedi ki... ...sen artık sanatçı olsan... ...o yüzden hani nerede görülmüş sanatçının taksici olduğu... ...o yüzden ben de dedim ki hani öyle gerekiyorsa... ...pek. İyi, hayırlı olsun oğlum. Eyvallah ağam. Ağam senin benim üzerimde çok emeğin vardır. Hakkını helal edersen. Helal olsun. Ağalar, siz de hakkınızı helal edin ha. Olsun be. Helal olsun. Helal olsun canım. Aslında ben sana hakkımı helal etmek istemiyorum. Çünkü menajerin olarak beni sattın ama... ...yine de dayanamıyorum. Gel bakayım. Hadi helal olsun. Yolun açık olsun Seyit'im. Eyvallah ağam. Ha Seyit oğlum. Ne zaman başın dara düşerse unutma. Burada bir ailem var. Hep yanındayız. Allah razı olsun hepinizden. Haydi lan asmalar. Güle güle Seyit. Güle güle.
Vay. Vay be, duraktan bir kuş uçtu he baba. Helal etsin çocuğa. Efendim Safiye. Ah ah, surmayasın Nuri abi, başımıza geleni mahvoldun. Nuri abi, Osman eniştem Karagızan Obayana'yı taksiyle ezdi. Ne? Osman Obayana'yı mı ezdi? Ne? Osman Aga'ya bak ha, öldüreceğim Cuma'yı dedi, verdiği sözü tuttu. Ya Sinan sus ya. Kızım anlat şimdi bakayım, nasıl oldu? Ah Osman'ı bilmez misin Nuri abi? Tekara kazanan üzerine arabayı sürdü, oğlanı ezdi. Tamam kızım tamam, ben şimdi gidiyorum hastaneye. Bir dakika bir dakika, sen zahmet etme, ben giderim. Hangi hastanedeymiş? Bizim hastane oğlum. Tamam, haber alır almaz size ben telefon ederim. Hadi bakalım. Ya ben... Nuri abim ne olmuş, şöyle etraflıca bir anlatsana, kurban olayım ya. Ya sorma Duran ya. Yani bizim Osman iyice kafayı sıyırdı. Çocuklar buraya gelir gelmez hemen tımarhaneye yatıralım. Emrin olur abi, saygılar. Suat, ben bizimkilerle konuştum. Evlenmek istediğimizi söyledim ama izin vermediler. Bizimkiler de onaylamadılar Can. Hatta gülüp geçtiler. Senden ayrı kalacağıma dökerim benzini, yakarım kızım kendimi. Saçmalama Can, bak anlamışsın sen. Hayır, aşığım ben, aşık. Madem evlenmemize izin vermiyorlar, o zaman ben de seni kaçırırım. Var mısın? Varım. O zaman sen bohçanı falan hazırla, ben seni kaçırmaya geliyorum. Bohça ne ya? Ya ne bileyim kızım ya, beslenme çantanı, su kabını falan al işte. Tamam, bekliyorum seni. Rambi, rambi, rambi. Baba sen ne yaptın ya? Resmen öldürdün çocuğu. Bak kızcağızım, yemin içerim ki kötü bir niyetim yoktu. Ben onu korkutmak için üstüne sürdüm. O da düşünce frene bastım 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 böyle, araba durmadı ya. Allah'tan kötü bir niyetin yokmuş yani. Bir de olsaymış ne olurmuş kim bilir. Bak Dilek, vicdan azabı çekerim zaten. Bir de senin üstüme gelme. Beyefendi benimle gelir misiniz? Ben mi? Nereye? Şu kazayla ilgili zabıt tutmamız lazım. Zabıt? Bakın ben size anlatayım. Şimdi ben böyle dost doğru yolunda böyle gidiyordum. O kızdan geldi bana böyle çarptı. Ama ben şikayetçi falan değilim yani. Lütfen buyurun. Ben, buyur hanım. Dilek, Dilek. Cuma nerede? Durumu nasıl? Hiç sormasın ona. Öldü mü yoksa? Ya Allah korusun, ne ölmesin. Şimdi içeride doktor muayene ediyor. Kızım ne bileyim, o kadar çok ağlamışsın ki gözlerin kıpkırmızı, ben de öldü zannettim. O Terminator baban nerede? Polise gitti, ifade veriyor. Bu odada mı? Şurada. Kalk gidip bakalım, kalk. Affedersiniz doktor bey, hastamızın durumu nedir? Hastamızın önemli bir şeyi yok. Kaslarında biraz ezilme var. Krem yazdım, geçmiş olsun. Öyle mi? Sağ olun, çok sağ olun. Allah'ım sana bir şey olacak diye o kadar korktum ki Obayana. Dilek aşkım, şimdi sen bana duyduğun aşk fark etmen için il araba altında mı girmem lazım? Ya çocuklar, benim anlamadığım şey şu. Osman Aga bunca yılın şoförüdür. Nasıl böyle bir kaza yaptı? Nasıl ezdi? Nasıl çiğnedi seni ya? Bilerek ezdi Sinan abi. O Obayana ile bizi yolda konuşurken gördü. Sinirlendi, üstüne sürdü arabayı. Oha diyorum. Oha diyorum. Ya bu Osman Aga iyice kafayı yedi, iyice manyaklaştı. Olur mu öyle şey ya? Haklısın Sinan abi. Allah korudu. Ya bana bir şey olsaydı hayatım karardı. Cuma, ne dedin sen? Hayatım karardı dedim. Yok oğlum, kereste. Ondan önce ne dedin? Ondan önce Sinan abi şey dedim. Allah korudu. Ya bana bir şey olsaydı dedim. He? İşte sihirli sözcük bu. Ya sana bir şey olsaydı? Çocuklar, aklıma müthiş bir fikir geldi. Hayatınızın en mutlu, en güzel evetini söylemek ister misiniz? Ne? Ne? Sizi evlendiriyorum. Bizi evlendiriyor musun? Evet. Ama önce biraz paradan konuşalım. Ne dersin Cuma? Bu iş için senin tam 2000 liranı alırım. Sinan abi, 2000 liram yok. 1000? Zam yaptım, 3000 liranı alırım. Tamam Sinan abi, 2000 kabul. Güzel. Gelin bakayım şöyle. Pardon Cuma. Kızım, bakayım babayın arabayı beğenecek misin? Nasıl Zeynep? Çok güzel Hüseyin. Bizim midir bu araba? Yok yok, şirket geçici olarak verdi. İnşallah kaset yapayım. Ben daha güzel alacağım inşallah. İnşallah. Hadi bin. Bismillahirrahmanirrahim. Vay Seyit,
arabanın içi ne kadar geniştir, ev gibi. Ev gibi mi? E sen şimdi bizim yeni evimizi gördüğün zaman bakalım ne diyeceksin. Yeni ev mi tuttun? Zeynep artık büyük bir sanatçı oluyorum. Patron dedi ki daha büyük bir evde oturman gerekiyor. Vallahi sana yemin ediyorum evi gördüğün zaman küçük dilini yutacaksın Zeynep. Ne günaydın ayol, öğlen oldu. Sen lokantayı bu saatte mi açıyorsun? O lokanta batar batar. De batmaz. Hele bir sor bir niye batmaz? Çünkü bundan daha fazla batamaz. Hele bir sor bir bundan daha fazla niye batamaz? Çünkü senin o üçkağıtçı damadı zaten bize batmış bir tane lokanta kakalamış. Eks damat, eks damat. İnşallah tekrar boşanma davası açıp kurtulacağız o sahtekardan. Aa. Safiş kız, senin niye yüzünden düşen bin parça? Teyze sormayasan başımıza geleni mahvoldu. Ne oldu kız? Teyze bu bayanı ezdi. Ne? Ne? Nasıl ezdi? Taksiyle. Niye ezdi? Deliye niye diye sorulur mu? Ha? Benim eniştem delidir işte, deli adam gitti ezdi çocuğu. Çocuğa bir şey oldu mu kız? Kim girdi içeriye? Osman babacığım mı geldi Sinan abi? Osman baba, neredesin Osman baba? Aa, ne oldu bu kız ama bilemiyor. Elinin körü oldu Osman Aga. Adamın dünyasını kararttın. Genç yaşta bunu Ray Charles'a benzettin ya. O bayanın senin yüzünden kör oldu babacığım. Kör mü oldu? Ama ben bunu sınayacağım. Bu kaç? Bak, karıştırıp tekrar sorarım bak. Bu kaç? Hakikaten. Esraftan kör olmuş bu çocuk yazmıyor. Ah. Osman baba, Osman babacığım. Sen benim hayatım kararttı. Ben de senin hayatını karartacağım. Polislere şikayetçi olacağım. Seni hapishanelerde süründüreceğim. Dur Cuma, dur sakin ol oğlum. Ben Osman baban değilim. Ben Sinan abinim. Gördün mü yaptığını Osman Aga? Gördün mü? Bu çocuğun dünyasını kararttı. Görürüm, kararmış. Bak çok pişmanım evladım. Hayır Osman babacığım. Asıl pişmanlık sonra göreceksin. Çünkü ben gidip polislere şikayetçi olacağım. Ondan sonra hapishanelerden çekmeyeceksin. Dur, dur. Cuma dur. Sakin ol. Gel, gel otur şöyle. Tamam, sakin ol. Otur, otur, otur. Sakin ol, sakin ol. Osman Aga, sen gelsene benimle şöyle bir dışarı çıkalım biz. Direkt sen Cuma'yı teselli et. Yürü Osman Aga, yürü. Cuma henüz polise ifade vermemiş. Eğer ifadesinde senin onu kasıtlı olarak ezdiğini söylerse... ...ne olur biliyor musun Osman Aga? Bilmem, ne olur? Elinin körü olur. Cuma sana tazminat davası açar. Elinde avucunda ne varsa hepsini alır. Şu altındaki uzun paçalı donundan başka hiçbir şey kalmaz. Anladın mı? Kalın kafa Osman Aga. Alırsa alsın be, alırsa alsın. Ben bir kızanın, genç bir kızanın hayatını kararttım. Malımı, mülkümü hepsini alsınlar. Sadece malını, mülkünü alsa yine iyi. Taammüden adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapse çarptırılırsın Osman Aga. Düşersin mahpus damlarına. Öğüt veren çok olur. Toplasan öğütleri buradan olur. Olursa olsun be, olursa olsun. Ben suçluyum. Gircecik bir delikanlının hayatını kararttım. Ben hapislerde çürümeliyim ben. Sen mahpus damlarına düşersen düş, orada çürürsen çürü. Bana ne, ben onunla ilgilenmiyorum ki. Ben diyorum ki sen mahpus damlarına düşersen senin ailen ne olacak? Onlar da sokaklara düşer. Maazallah Sudenaz'da Buse'nazı alırlar Safiye yengenin elinden. Doğruca verir. Çocuk esirgeme kurumuna. Safiye yenge bu durumda ne olur? Kafayı tırlattır. Delirir, çıldırır, tımarhaneye düşer. Peki ya Dilek? Dilek nerelere düşer Osman Aga? Bak ben bunu hiç düşünmemiştim be. Ya işte öyle olur. Ne yapacağız şimdi peki? Şimdi şöyle yapacağız. Biz Cuma ile anlaşma yoluna gideceğiz. Yani müzakere yolunu açacağız. Ben bir yol haritası düzenleyeceğim. Bir açılım sunacağım. Dolayısıyla müzakereye başlayacağız. Ben istersen senin baş müzakerecin olabilirim Osman Aga. Evet evet. Sen baş ol mutlaka. Harika. Şimdi bak bu Cuma'nın akrabaları vardır. Cuma'nın akrabalarını ikna etmek için onlara biraz para vermemiz gerek Osman. Ne parası be? Ne parası? Ben nereden bulacağım parayı? Ben milyoner miyim? Milyarder miyim ben? Osman Aga bir otur ya. Bir sus payı ya. Sus payı. Şimdi Cuma'nın akrabaları vardır Osman Aga. Biz o akrabalara biraz para vereceğiz ki sus payı olarak. Onlar da Cuma'yı ikna edecekler. Bizim aleyhimize ifade vermekten vazgeçirecekler. Anladın mı Osman Aga? Şimdi bana biraz para verecek misin Osman? Ne de para bende? Para mara yok benim. Ben bakayım şimdi bozuklar.
Şimdi Osman Aga şöyle yaparım. Ben istersen şunları alayım, sana da şunu vereyim, yol parası yaparsın. Hadi bakalım. Babacığım, ilaçlarını içer misin? Hayır kızım, içmeyeceğim. Çünkü sen bana ilaç değil, şap veriyorsun, şap. Uyutuyorsun beni. Ne şapı baba ya, çok ayıp. Neler söylüyorsun sen? Biliyorum ben. Hep o kıskanç annenin yüzünden yapıyorsun bunları bana, değil mi? Annen öğretiyor sana. Kıskançlığından ne diyeceğini bilemiyor. Şap içir ona diyor. Hadi sen de, içmiyorum. Günaydın. Günaydın. Ay mı doğdu, gün mü doğdu? Bu ne parlaklık, bu ne güzellik. Gözlerim kavaştı. Kusura bakmayın Leyla Hanım. Biraz geciktim, uyuyakalmışım. Siz de işinizden ettim. Ne yapalım, olur böyle aksilikler. Önemli değil. Ben de babamın ilaçlarını içirmeye çalışıyordum. Ben içireyim. İçir, içir. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Babacığım ben artık işe gideyim ama akşam eve erken dönerim, tamam? Tamam, tamam. Hadi git, 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 git. Biz Hatice ile burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Hatta biraz da geç gel. Ben bunları mutfağa götürürüm Hazan Bey. Ah, bak ne diyor bey. Ne demek bey? Artık evleneceğiz, kaldır şu beyi. Ne evliliği Ramazan Bey, ben zaten nişanlıyım. Ne nişanlısı? Başlarım senin nişanlında. Nişanlın benim senin, ben. Alo. Hatice'yi aramıştım. Siz kimsiniz? Yok canım. Siz kimsiniz? Ben Hatice'nin sevgilisiyim. Sen kimsin? Sen ne diyorsun ya? Ne sevgilisi? Hatice benim nişanlım. Ver çabuk Hatice'yi telefona. Hadi be. Ne nişanlısı? O benim sevgilim. Sen onu unut artık. Hadi, hadi. Yallah. Yürü. Yolun açık olsun. Ne iş çeviriyorsunuz be? Gel Zeno. Beğenmiş misin? Şimdi bu ev bizim midir Seydim? Ya ev bizimdir tabii Zeynep. Baksana ev değil, saray ya, saray. Gel seni eve gezdireyim ama ilk önce bahçeden başlayalım ha. Hı. Hadi gel. Ne kadar güzel bir Seyit. Seyit. Hacı Hanım. Ben bu evi nasıl temizleyeceğim? Buranın dip köşe temizliği ancak bir haftada biter. Ya Zeynep, ben seni buraya temizlik yapasın diye mi getirdim? Gel otur, gel. Betek Hanım bize temizlikçi yollayacak, hizmetçi yollayacak. Hizmetçi mi? Seydim bizim etimiz nedir, budumuz nedir? Hizmetçiye nasıl para vereceğiz? Ya Zeynep sen artık parayı dert etme. Yani bizde para artık kanidir. Darpane bundan sonra bizim için çalışacak. Seyit, bu para nereden çıktı? Patron verdi Zeynep. Sen şimdi bu parayı al, git böyle üstüne başına güzel şeyler al, tamam mı? Artık sen de böyle zengin, sosyetik avratlar gibi giyinebilirsin. Tamam Seydim. Ha, bu arada gazet çıkacak ya. Akşamdan gazeteciler gelecek. Gazetin tanıtım kokteyli var. Meşhur mu olacaksın? Ha, Zeynep meşhur olacağım. Bütün gazeteciler böyle peşimde koşacaklar. Türkücü Seyit nerede? Seyit Erdoğan neler yapıyor diye. Hadi hadi kalk, ben seni çarşıya götüreyim de biraz alışveriş yap. Seydim, ama ben bilmem sosyete çarşılarını. En iyisi sen beni yine bizim mahallenin çarşısına götüreyim. Ya Zeynep tamam götüreceğim ama son kez gideceksin oraya. Tamam mı? Sen biraz kendi muhitine de alışacaksın artık. Sen de sosyetik sayılırsın ha. Tamam sen. Haydi. Nedir bu hali kara kızanın be? Tövbe tövbe, ne oldu kara kızana böyle be? Gel şöyle otur. Ya kara kızan sana ne oldu? Ne olacak Safiye yenge? Osman Aga çocuğu taksiyle izince ayarları bozuldu. Ses var, görüntü yok.
Babam o bayağının hayatını kararttı anne. Evet Osman baba. Ben de bunlara senin yanında bırakmayacağım. Şikayetçi olacağım. Polislere gireceğim. Sen benim hayatım kararttı. Oğlum. Hapishanelerde süründüreceğim. Sıra ne yapıyorsun lan? Osman Aga'ya değil bana vuruyorsun oğlum. Pardon Sinan abi. Hem Osman Aga'ya hapse attırınca ne olacak? Eline bir şey mi geçecek? Osman Aga hapse girince senin gözlerin mi açılacak, iyileşecek yani? Bak çocuğum. Eğer ki bu davayı unutursan sana şey yaparım. Para vereyim. Para mı? Beni parayla satın alamazsın Osman baba. Ancak tek şartla anlaşabiliriz. Neymiş o şartın bakalım? Dilekle evlenmeme izin verirsen olur. Hadi buraya hadi. Ne vereceğim sana? Ben bu kızcağızımı sokakta mı buldum bile? Ya Osman Aga niye itiraz ediyorsun? Niye inat ediyorsun? Dilek de Cuma'yı seviyor, Cuma da Dilek'i seviyor. Evlendir şunları ya. Olmaz. Hayatta olmaz. Hayatta evlendirdim hadi. Peki Osman Aga sen bilirsin. Safiye yenge sen şimdi tahta ufak bir bavul bul. İçine birkaç tane temiz iç çamaşırı koy. Bir yerlerinden de bir tane de bir bağlama bul. Hapishanede lazım olur. Biraz da boncuk koy içine. Hapishanede Osman Aga sana boncuktan kuş örsün kuş. Ben de geçerken Kartal cezaevine bırakırım artık Osman Aga'yı. Allah korusun. Sinan abi haklı babacığım. Gerçi büyüklerin yanında bana söz söylemek düşmez ama bu işi tatlılıkla halletmek lazım. Kız, bana bak sen kara kızanla evlenmek ister misin? Büyüğüm olarak niyetimi siz benden daha iyi bilirsiniz anneciğim. Dedinden razıdır bu evlenmeye be. Ya Osman Aga gel gözünü seveyim bırak şu inadı ya. Evlendir şu çocukları bak gençler seviyor birbirini. Sevaba girersin Osman Aga. Peki. Sana son kez sorarım kızım. Evlenmek ister misin bu kara kızanla? İsterim. İyi o zaman vereceğiz artık mecburen. Ne yapalım? Öp babaanneni, öp babaanneni, öp. El öpenlere çok olsun o bayanı. Kusura bakma ama kör tuttun öperme işi. Ben de tuttum öpüyorum. Cuma ne diyorsun oğlum? Kör müsün sen? Tamam. Osman Aga madem kızı verdin artık kız istemeye gelmemize gerek yok. Direkt yarın nikah kıyarız değil mi? Ya. Tamam. O zaman geri koluma bakalım. Hadi gidiyoruz görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi tren. Yürü. Koluma güzelim, herkes görsün, anlasın. Gül gibi sarardım soldum. Günaydın, biraz geç kaldım. Bakıcıyı beklemek zorundaydım. Kusura bakma Duran abi. Estağfurullah Leyla. Ramazan abi nasıl, iyi mi? Saygılar. Durumu gittikçe kötüleşiyor. Ya, hayal aleminde yaşıyor. Tutturmuş bir bakıcıyla evleneceğim diyor, başka bir şey demiyor. Yapma ya, Allah yardımcısı olsun. Efendim Hatice Hanım. Leyla Hanım çok kötü şeyler oldu burada. Yoksa babama kötü bir şey mi oldu? Yok yok babanızı iyi telaş etmeyin. Ben mutfakta iş yaparken nişanlım aramış. Ramazan Bey açmış telefonumu. Babam mı açmış telefonunuzu? Umarım bir pot kırmamıştır. Hatice ile büyük aşk yaşıyoruz demiş. Ne diyorsunuz? Ne olmuş? Babam Hatice Hanım'ın telefonunu açmış. Nişanlısına Hatice ile büyük aşk yaşıyoruz demiş. Nişanlım da tutturdu gelip seni alacağım diyor. Bir daha da orada çalışmayacaksın diyor. Nişanlınıza anlatmadınız mı babamın hastalığını? Kendisinin hayal aleminde yaşadığını. Anlattım ama dinlemiyor. Gelip götüreceğim seni diyor. Hah o da geldi işte. Hatice Hanım rica etsem ben gelene kadar babamın başında beklesiniz. Hemen geliyorum. Çabuk gelin Leyla Hanım. Tamam hemen geliyorum Hatice Hanım. Ah babacığım ah sabah sabah neler açtım başımıza. Şey Duran abi ben hemen eve gidip geliyorum. Bakıcı işi bırakıyormuş. Yardıma ihtiyaç var mı? Geleyim ben de. Yok ben hallederim Duran abi. Hemen gidip geleyim. Hadi kızım hadi. Al eşyalarını çabuk gidiyoruz. Öp nereye gidiyorsun aga? Taşınıyor muyuz? Ha? Nereye götürüyorsun bakayım sevgili be? Dua et babam yaşındasın. Yoksa sana neler yapacağımı bilirim ama. Ne? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bugüne bugün ben Kore gazisiyim. Ben ne savaşlar gördüm. Sen kimle konuşuyorsun? Ufalarım seni, ufalarım. Yürü Hatice, yürü. Yoksa elinden bir kaza çıkacak. Leyla Hanım gelsin, öyle gideriz. Birazdan gelir. Ya sen bana cinayet mi işlettireceksin be kadın? Yürü dedim, sen yürü. Nereye gidiyorsun lan? Dur burada, gel buraya lan. Gel, ben seni öldürürüm lan ben. Trenin. Merhaba Kasya Durağı ve onun çok değerli şoför kardeşleri. Hoş geldiniz. Osman abi. Geçmiş olsun, kaza yapmışsın. Öyle oldu be hocam. Osman ya. O bayana nasıl? Pek iyi değil be kardeşlik.
Hayırdır Osman Aga, ne oldu ya? Pek hayır sayılmaz Duran abi. Osman Aga cumaya çarpınca alıcılarıyla oynadı. Ayarları bozuldu. Yani ses var, görüntü yok. Nasıl yani? Şöyle yani, o bayana cuma kör oldu hocam. Ne? Kör mü oldu? Ya. Ne yaptın Osman ya? Vallahi ben isteyerek olmadı be kardeşlik. O kağıt bütüye sarım ki yani bildiğin gibi değil. Neyse baba, Allah'tan anlaşmaya vardılar da cuma şikayetçi olmayacak. Olsaydı ömür billah hapis yatardı vallahi Osman Aga. Anlaşma mı? Ne anlaşması ya? Şey Duran abi, Osman Aga dileği cumaya vermeye razı oldu. Dolayısıyla cumada şikayetçi olmayacak. Vallahi Osman en iyisini yapmışım. Bu çocuklar zaten kaç zamandır birbirlerini seviyorlardı ya. Allah tamamına erdirsin. Ama gene de ben yani pek müteessirim ya, pek. Nur abim, ben müsaadeni isteyeceğim. Biraz işim vardı da. Tamam canım, buyur kardeşim. Eyvallah abim, saygılar. Saygılar Duran abi. Hayırdır baba, ne iş? İnce iş mi? Lan terbiyesizlik etme ya. İnce işse ince iş, sana ne? Allah Allah. Yok, ben o yüzden demedim yani, hani Duran abinin ince işi olur mu? Yani ama yine de ortada bir iş var demek ki, değil mi hocam? Beni niye açık bıraktınız? Hatice Hanım, baba neredesin? Alo, buyurun Leyla Hanım. Hatice Hanım, neredesiniz? Babam yanınızda mı? Hayır değil, Ramazan Bey evde değil mi? Hayır, burada da değil. Geldiğimde kapı da açıktı. Nereye gitti ki baba? Bilmiyorum, biz çıkarken peşimizden çıktı ama... ben size gideceğimi söylemiştim Leyla Hanım. Ben de size beni bekleyin demiştim ama. Niye beklemediniz? Nişanlı müsaade etmedi, geldi aldı beni. Kapat şunu ya, kapat! Bir de hesap mı vereceksin elin manyağına? Kahretsin ya. Alo Leyla'cığım, buyur kızım. Nuri amca, babam kayıp. Ne diyorsun evladım? Kayıp mı? Aa, ne olmuş kardeşlik? Yavru Ramazan abi kaybolmuş. Vay! Olacak şey değil. Babam evde değil. Ya bakıcı ben gidiyorum dedi, ben de koşup hemen eve geldim. Ya ne bakıcı var ne de babam evde. Dur Leyla ya, dur. Ağlama kızım evladım ya. Sen şimdi hemen doğru karakola git. Tamam mı? Bizim bütün çocuklar burada. Biz dört koldan arar mutlaka buluruz Ramazan abiyi. Hadi yavrum. Tamam, ben hemen karakola gidiyorum. Çocuklar, herkes taksisine. Mutlaka arayıp bulmalıyız bu Ramazan abiyi. Tamam, Sakut. Silahını arama kurtarma ekibi hazırdır komutanım. Merhaba Eylen Hanımcığım. Kale nerede kaldın? Akşam oldu. Of, sormayın Eylen Hanımcığım, başımıza neler geldi. Bu manyak neler yaptı? Hangi manyak? Aa, hangi manyak olacak? Tek bir tane manyak vardır. O da benim sevgili güzel enişteciğim, Osman enişte manyağıdır. Ne yaptı Osman enişte? Bizim Dileğin yavuklusu kara kızan var ya. Evet, evet. Onu eniştem taksiyle ezdi. Ya üstüne üstlük gözlerini kör etti. Ah, ne diyorsun, doğru mu söylüyorsun? Doğru söylerim tabii be. Ya benim eniştemde gram ka akıl yoktur. Bu arada hiç müşteri yok mudur be Elen Hanımcığım? Ama belediye yok işte, görüyoruz. Sinek avlıyoruz. Ya biz bu müşterisizliğe bir çare bulmamız lazımdır. Ya ne yapacağız biz? Ben sana bir şey söyleyeyim. Aklıma bir çare geldi. Nedir? Ben burasını sazlı sözlü bir Rum tavernası yapacağım. Aa, ciddi misin be Elen Hanımcığım? Tabii, çok ciddiyim. Bu akşam Nuri Mu'yla konuşacağım. Göreceksin, burası o zaman nah böyle kalabalık olacak. Müşteri dolacak o zaman. Ay inşallah. De o zaman ben poşetleri mutfağa götüreyim. Hadi tamam hadi. Anam da bakar çıktı. Sen merak etme, her şey yoluna girecek. Hiç takma kafanı. Merhabalar yenge, saygılar. Hoş geldiniz Duran Bey, nasılsınız? Bu çiçeği lokanta için getirdim, güzel koksun diye, buyurun. Ah, çok teşekkür ederiz. Siz bu çiçeği Duran Bey'cim lokanta için mi getirdiniz yoksa Hediye Hanım için mi getirdiniz? Ne alakası var yengem? Lokanta için getirdim, güzel koksun diye icabında. Saygılar yani. Siz onu benim külahıma anlattınız. Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Estağfurullah yengem, saygılar. Sizin ikinizin bakışlarından belli. Birbiriniz için yanıp tutuşuyorsunuz. Yapma ya. O kadar belli oluyor mu yengem? Belli oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi Duran Bey? Siz şimdi bu gece Hediye Hanım'ı alınız, yemeğe götürünüz. Hediye Hanım ne der bu duruma yengem? Merhaba Duran Beyciğim. Nasılsınız?
Gavşek, hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Nasılsınız inşallah? Ha, ben sizi çok iyi gördüm maşallah. Bak hediyeciğim, Duran Bey sana bu çiçekleri getirmiş. Ha, öyle mi? Ayrıca hediyeciğim, Duran Bey seni bu gece yemeğe davet ediyor. Ne dersin? Öyle mi? Ben de ne zamandan beri dışarı çıkmamıştım. Tek güzellik kraliçesi seçildiğimden beri. Hala güzelliğiniz yerli yerinde duruyor Hediye Hanım. Saygılar. Çok mersi Duran Bey. Arkadaşlar, Durak konuşuyor. Ramazan abiden herhangi bir haber var mı? Tamam. Ben Karanfil sokaktayım. Maalesef buralarda yok Doğru baba. Tamam. Baba, ben de Günebakan sokaktayım ama Ramazan amca buralarda da yok. Tamam. Nuri kardeşlik, şart olsun, her yere baktım. Maalesef hiçbir yerde göremedim yani. Tamam. Tamam Osman, anlaşıldı. Mert oğlum, sende durum nedir? Tamam. Baba, ben Çilek sokakta aramaya devam ediyorum. Parka doğru çıkacağım şimdi, tamam. Tamam oğlum, anlaşıldı. Arkadaşlar, herhangi bir gelişme olursa bizi haberdar edin, tamam? Anlaşıldı, tamam. Neredesin babacığım ya? Neredesin? Hoş geldin. Hoş bulduk ablam. Kız Zeyno, alışverişten mi? He ablam, alışverişten geliyorum. Kendime üst baş almışam da. Kız taksici karısı, parayı nereden buldun? Al Gülbin de taksici karısı ama ala ala sadece hava alabiliyor. Kocan kafayı kırdı, banka mı soydu? Yok Şazıment ablam, Allah korusun, ne bankası? Seyit'in kaseti çıkıyor, patronu avans vermiştir. Oo, bitiniz kanlandı desene, artık bizi tanımazsınız. Yok canım, estağfurullah, ne kanlanması? Hepi topu bir havuzlu villaya taşındık, bir de altımıza cip verdiler. Çok mudur yani? Havuzlu villaya mı taşındınız? He ablam, ama küçüktür, 450 metrekare. Yuh, 450 metrekare mi? Kız görgüsüz. 450 metrekarelik yere küçük mü diyorsun? 60 metrekare yerde oturduğunu ne çabuk unuttun? Neyse. Ya Gülbin ablam, akşam Seyit'in kaseti için kokteyl vardır da... saçıma bir topuz falan yapar mısın? Gazeteciler gelecekmiş de. Olur. Allah'ın cahili. Kokteyl değil. Kokteyl, kokteyl. Ben de bileyim ablam ama dilim dönmüyor. Ne yapayım yani? Şşş, delikanlı. Hatice'yi gördün mü buralarda, Hatice'yi? Hatice kim baba? Nasıl Hatice kim? Hatice'yi tanımıyor musun? Teleme peyniri gibi, o kadar güzel bir kız ki. Nasıl görmezsin ya? Görmedim. Hadi be git işine, Allah'ını seversen. Hatice'yi görmemiş enayi dümbeliği. Hatice! Hatice! Neredesin Hatice? Ramazan baba! Ramazan baba! Nasılsın? Sen kimsin? Dur bakayım. Recai! Hırsız Recai, seni. Dünya kadar borcum var bana. Niye ödemedin borcunu? Öde bakayım borçlarını. Mert ben, Nuri'nin oğlu, hatırlamadın mı? Hadi be, sallama bana, hangi Nuri, hangi Mert? Yok Ramazan baba, Nuri'yi hatırlamadın mı? Akasya durağının sahibi. Hani çiçek taksideyken senin yanında çalışmıştı. O musun sen? Evet. Ne yapıyorsun burada? Ben mi ne yapıyorum? Sevgilimi Hatice'yi arıyorum burada. Hatice böyle aranmaz Ramazan baba. Gel benim taksiyle arayalım. İyi, hadi senin orada arayalım, daha iyi. Allah, eziyorsun Ramazan baba. Gelin, gelin, gelin. Akasya durağı, Mert konuşuyor, tamam. Seni dinliyorum Mert, tamam. Ben Ramazan babayı buldum, şu an yanımda, tamam. Allah'ıma bir şükür, tamam oğlum, tamam. Oh be, nihayet. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlarım. Hadi gözünüz aydın. O zaman Sakut, yani Sinan kurtarma arama görevi tamamlamıştır. Üste dönüyor. Mert, ben Leyla, babam iyi mi, tamam? Çakal Recai, ver şu telsizi. Özlemişim telsizden konuşmayı. Alo kızım. Ben baban, kaydım. Ben Hatice'yi arıyorum, Hatice'yi bana bulun. Ah babacığım, bizi nasıl korkuttun biliyor musun? Onu bana bilmem. Seni her gün sokağa çıkıyorsun, taksiyle dolaşıyorsun. Ben korkuyor muyum kız? Hadi, hadi bakın işinize. Leyla, biz şimdi Hatice'yi arıyoruz. Durağın orada aramaya devam edeceğiz, siz de oraya gelin, tamam. Durakla görüşürüz Mert, tamam. Kızım,
sen deli misin, divane misin ha? Ne demek o bayana kör olmadı, ha? Ne demek babama oyun ettik? De babanın kalbine inecek idi. Ay anne abartma lütfen ya. Hem boş ver, bence iyi oldu. Ders olsun babama. İnsan öyle her önüne geleni taksiyle ezer miymiş hiç? Sanırsın terminatör. De Allah'ım ya Rabbim, de keşke seni doğuracağıma bir kalıp sabun doğuraydım. En azından bir iki şey yıkardım da bir işe yarardı. Anneciğim, lütfen babama hiçbir şey söylemeyin. En azından şu nikah kıyılana kadar. Sonra hep beraber gerçeği söyleriz. De kızma Yasin be teyze, gençliktir olur öyle şeyler. Hem o kara kızana bir şey olmamış ya, biz ona bakalım. Merhaba ya. Haydi kızlar, siz bize iki tane Türk kahvesi yapın. De, haydi. Gel. Ablam, bilir misin neler oldu? De böyle ağzın kulaklarını sırtardığına göre güzel bir şey olmuş. Söyle bakalım ne oldu? Duran Bey beni bu akşam evlenmeye davet etti. Aa, kudurdun mu kız sen? Aa, el alemin herifleriyle orada burada gezmeye tozmaya utanmayacak mısın hiç? Boylu boyunca kızın var, damadın var. De Osman duysa ne yapar bilir misin? De ikinizi birden böyle kıtır kıtır keser, bizi de promosyondan götürür vallahi. Ay ben de sanki çok meraklıydım el alemin herifleriyle gezmeye. Sadece şu bebeğim babasız büyümesin isterim. Madem öyle istersin o zaman Duran Bey'e söyle, gelsin seni istesin, alsın nikahına. Orada burada böyle gezmek tozmak olmaz, sonra seni hafif bir kadın sanabilir. Hiç gülesim yoktu. Bu cüsseyle beni hiç kimse hafif kadın sanmasın, rahat olasın ablam. Deli. Ayrıca Duran Bey'e söylerim, gelsin istesin beni, nikahımı da kıysın. Ay, ya şöyle bir ay. Ay canım. Ay canım kardeşim benim. Nerede kaldın aşkım ya? Şşt! Sessizce at, bizimkiler duyacak. Yardım etsin bana. Oh, bacağım. Oh. Oh. Mont bıraktım onu. Ben canla evlenmek için kaçıyorum dedim. En iyisini yapmışsın hayat arkadaşım. Hadi ya, kaçıyoruz. Ramazan abi, nereden çıktı bu Hatice şimdi ya? Yakışıyor mu senin yaşında adama? Ne varmış yaşımda be? Ben senin gibi moruk değilim, bana bak. Aslan gibiyim, taşı sıksam suyunu çıkarırım. Sen Hatice'yi gördün mü Hatice? İlik gibi, ilik. Vay be, helal olsun Ramazan baba. İlik milik, sen kadından anlıyorsun, bravo. Sinan, terbiyesizlik etme. Kişisel hadi, hadi. Pardon baba. Gözün aydın Leyla. Baba, babacığım. Efendim? Beni ne kadar üzdün biliyor musun? Sana bir şey olacak diye ödüm koptu. Hadi be, ne olacak be, büyütme işi. Hani Hatice'yi arayacaktık, ben Hatice'yi isterim. Tamam babacığım ya, arayacağız, Hatice'yi de arayacağız. Arayıp bulacağız. Önce kahvelerimizi, çaylarımızı içelim ha. Hadi be, arayacağız, bulacakmışız. Sen Hatice'yi biliyor musun Hatice'yi? Teleme peyniri gibi canım. Ya. Tırın 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 tırın. Merhaba Duran abi ve çok değerli şoför kardeşim Mert. Hayırdır Duran abi? Çok durgun görünüyorsun. Durgun gördüm seni. Durgun sular gibi durgunsun Duran abi. Ya Sinan be, sana bir şey danışmam lazım benim. Estağfurullah, buyur danış abi. Şimdi ayıptır söylemesi, ben uzun yıllar mapusta kaldığım için bu yeni açılan eğlence mekanlarını bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Vay 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 vay, Duran abime bak. Manita işleri ha. Hayırdır abi, Hediye yengeyi mi götüreceksin? Ben? Hediye Hanım'ın adını ağzına besmelesiz alma. Böyle bir çakarım ağzına kurduğunu bozarım ha. Ne alakası var Hediye Hanım'la kardeşim? Yalnız gideceğim icabında. Tamam Duran abi, niye celalleniyorsun? Niye kızıyorsun? Ben ne dedim ya? Kızarım tabii kardeşim. Hediye Hanım'ın adını mı çıkaracaksınız? Dul kadın ya. Azıcık saygılı olun icabında. Pardon Duran abi, sen beni yanlış anladın. Olur mu öyle şey? Tabii abi, ben seni şeye göndereyim. Egzotikiye. Çok güzeldir, harikuladedir. Çok eğlenirsin abi. He.
Sen bu egzotikinin adresini bana bir versene bakayım. Adresine gerek var abi. Ben sana direkt kartını vereyim. Arada bir de ben de giderim de abi egzotikiye. Buyur abi, egzotikinin kartını. Eyvallah koç. Hayırlı işler Duran abi. Sinan abi, egzotik dediğin yer pavyon değil mi? Evet. Adam pavyona mı gönderdin? Nereye göndereyim Mert? Kütüphaneye mi göndereyim? E tabii pavyona göndereceğim. Adam gitsin orada biraz konsumatlı sanatçılarla sohbet etsin, eğlensin. Su bidonu gibi tek başına oturmasın değil mi? İyi eğlenceler Duran abi. Hadi bakalım. Dilek, Dilek. Nihal. Nihal, Vank enişte. Ne eniştesi be? Ne istiyorsun Vank? Seni istiyorum aşkım. Başka ne isteyeceğim? İmkansızı istiyorsun yani. İmkansız mı? Anlamadım aşkım. Hemen anlatayım o zaman. Ben o bayan ile evleniyorum. Yani yarın nikahım var. Ne diyorsun Dilek? Ne evliliği, ne nikahı? Bildiğin belediye nikahı Vankçım. Neyse, hadi sana iyi günler. Dur Dilek, bir başkasıyla evlenemezsin. Hiç mi beni sevmedin ya? Dur Vank, varmayasın kızın üstüne. Sen de iyi bir insansın. Kısmetinden bulur birini, evlenirsin. Anlamıyorum Meryem. Osman baba Dilek'i o bayanaya nasıl verdi? Osman enişte o bayanayı taksiyle ezdi. Kızanın gözleri kör oldu. Gerçekten. Osman enişte de o bayana şikayetçi olmasın diye kızı verdi. Yapma ya. Keşke Dilek'le ben evlenseydim de o taksi bana çalsaydı ya. Kısmet. Tek nerede kaldı ya? Koktayla geç kalacağız. Efendim Zeynep. Seydim neredesin? Evdeyim, seni bekliyorum. Ha ya Zeynep, söyledim ya. Kaset tanıtımı var hani, kokteyl olacak diye. Ben şimdi oradayım. Ben geç geleceğim. Sen beni beklemiyorsan Zeynep. Tamam haydi. Sen yemeğini falan ye, bekleme beni. Tamam, ben çok geç geleceğim Zeynep. Haydi öptüm seni. Haydi bay bay. Saygıdeğer basın mensupları, değerli misafirler. Öncelikle kokteylimize hepiniz hoş geldiniz. Soft müziğin Türk halk müziğine kazandırdığı yeni starımızı sizlerle tanıştırmaktan gurur duyuyoruz. Karşınızda Seyit Erdoğan. Fincanım kavuşak sallığın an lili, Şanlık şehri güllük perili silifanım. Gül mevsimi tez geçer lili, halili halili fincanım. Kavuşak sallığın an lili, Şanlık şehri güllük perili silifanım. Kızım nerede? Kızım al benim bana. Nerede benim? Ne diyorsun? Ne oluyor? Sizin terbiyesiz. Bizim kızı kaçırmış hanımefendi. Ne? Sinan kız mı kaçırmış? Ah Gülbin, ben sana söylemiyor muyum? Bu adamı boşa. Ay evladım, hem evli barklı, üstüne üstlük bir de kız kaçırıyor. Boyun posun devrilsin senin Sinan. Sinan değil hanımefendi, kızımızı kaçıran Can. Ne? Can mı? Hanımefendi sen ne saçmalıyorsun ya? Benim oğlum bit kadar. Yaşı ne, başı ne, nasıl kız kaçıracak ya? Asıl onu size sormak lazım. Nasıl bir aile terbiyesi verdiyseniz artık çocuğunuza. Bana bak hanım. Hop hanım, çizme yaşıyorsun. Kızım Suat, evden kaçarken bunu nasıl bırakmış? Anne, ben Can'la evlenmek için kaçıyorum. Suat. Seyit Bey, albümünüz ne zaman piyasaya çıkacak efendim? Vallahi Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki hafta piyasada olacak. İnşallah satışlarımız da iyi olacak. Hangi türkünüze klip çekmeyi düşünüyorsunuz Seyit Bey? Yani bilmeyeyim ki, aslında patron daha iyi bilir. Arkadaşlar, hangi türküye klip çekeceğimize dinleyicilerimiz karar verecekler. Dinleyicilerimiz arasında bir anket düzenleyeceğiz ve klip türkümüze buna göre karar vereceğiz. Peki hayatınızda biri var mı Seyit Bey? Yoksa yalnız mısınız? Ben Seyit Bey'in bir ilişkisi yok arkadaşlar. Şu an için kalbi boş.
Yani yalnız şu an için. Evet. Can, bizim burada ne işimiz var ya? Geceyi burada geçireceğiz aşkım. Yarın bakarız artık başımızın çaresine. Ne? Ben hayatta burada kalmam. Bir otele falan gidelim bari ya. Bir otel kaç para, haberin var mı aşkların en güzeli? Hem bende topu topu 20 kağıt var. Bu parayla değil otelde bir gece kalmak, 4 saniye kalamayız. Oo, mekanımıza yeni misafirler gelmiş. Ne haber fıstık, tanışalım mı? Suat sen çekil şöyle. Bana bakın lan, namusuma laf edinin dilini keser, sokak köpeklerine yemedim. Basın gidin lan şimdi. Gel bakalım kim kimin dilini kesiyormuş cücük. Suat kaç. Kaçmayın lan, gelin buraya. Polis abi yardım et bize. Peşimize bir tinerciler takıldı. Bıçak çekti bize. Yakala. Kaçmayın, gelin buraya. Sizin bu saatte ne işiniz var dışarıda çocuklar? Hiç, biz sadece gezmeye çıkmıştık. Size iyi akşamlar, hayırlı vazifeler. Hadi sen, gidelim biz. Hayır polis abi, biz evden kaçtık. Ne olur bizi ailelerimize geri götürün. Ya 100 saat ya. Zor görünce hemen sattın beni. Ben de kalkmış senin eline yuva kurmaya çalışıyorum ya. Yazıklar olsun. Anlaşıldı çocuklar, binin arabaya. Haydi. Ne zahmet ettiniz oğlum, teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Mehmet Bey, oğlunuz yok mu? İşte efendim, bir iki saat sonra gelir. Ne işle uğraşıyor oğlunuz acaba? Özel sektörde çalışıyor efendim. Garsonluk yapıyor efendim. Ama merak etmeyin, büyük bir lokantada garsonluk yapıyor. En az 400 metrekare. Öyle mi? Sizin taksicilik işiniz nasıl gidiyor Mehmet Bey? Çok iyi efendim, çok mutluyum. Yani okulum olmasa uzun yol şoförü olurdum, inanın. Sebebi ziyaretimiz Mehmet Bey malum. Allah'ın emri peygamberin kavriyle kızınız Nurten'i, oğlumuz Tunca istiyoruz. Ne dersiniz? Beyefendi, çocuklar birbirlerini sevmişler, birbirlerine söz vermişler. Artık bize de bu isteklerini yerine getirmek düşer. Hayırlısı olsun, verdim gitti. Allah tamamlar dersin yavrum. Nurten, kızım getir kahvelerimizi. Eline sağlık kızım, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sizinkini şekerli yaptık. Tatlı içelim, tatlı konuşalım. Hanımefendi, söyledik ya, arkadaşlar çocuklarınızı bulmuş. Biraz sonra burada olurlar. Ablacığım, gördün mü? Niye bağırıyorsunuz? Niye sinirleniyorsunuz? Geliyor çocuklar sana işte. Sana soracağım ne yapacağımı. Babası ne ki, oğlu da olsun. Babası karı kız peşinde koşarsa, oğlu da kız kaçırır tabii. Kaygana, onlarla dalaşman bitti, sıra bana mı geldi? Hepsi senin yüzünden oldu. Ne yapmışım ben? Ne mi yapmışsın? Sen Gülübük'le beni ayırdın, sonra da o çocuk parçalanmış aile çocuğu olarak direkt olarak psikopata bağladı. Ben bir şey yapmadım bir kere. Sen Gülbin'i aldatmasaydın, Gülbin seni boşamaya karar vermezdi. Ağza bak ağza. Bir kere ben masumum. Ben Gülübük'ü falan aldatmadım. O senin uydurman. Gülübük, gel yol yakınken barış. Yoksa bu çocuk iyice psikopat olur. Bugün el alemin kızını kaçırdı. Yarın maazallah karılar hamamını basar. Ne kadar karı varsa tek tek hepsini keseler yani. Bana bak Sinan, sakın bana canı kullanarak duygu sömürüsü yapma. Senin ne işin bitti? Barışmam seninle o kadar. Barışmazsan barışma Gülbin. Barışmazsan barışma. Bu çocuk da o zaman milletin karısını kızını kaçırsın, dağa kaldırsın, orada ıssıza çökertsin. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssız olsun, sen de kınayak Gülbin. Baba!
elleme. Kes verin elleme, seni. Elleme. Göreve gidiyoruz. Eve mi gidiyoruz? Tamam, hep beraber eve gidelim Gülübük. Tekrar mutluluğumuza, saadetimize kavuşalım hadi. Sinancığım, senin gideceğin yer ancak ve ancak cehennem olur. Aha, o da şu tarafta. Yürü. Yürü sıpa. Yürü. Eşek sıpası. Sinan, senin yatacak yerin var mı ha? Durakta idare ediyorum komiserim. Bak, duraktan memnun değilsen seni burada misafir edelim ha. Aşağıda konforlu bir nezarethanemiz var. Sağ ol komiserim, ben durakta takılayım yine. Tırın, tırın, tırın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, saygılar. Hop hop, sen burada mı çalışıyorsun hanım? Yok, o zaman bu masaya oturamazsın. Ekmeğimizle oynatmayız biz. Aa, sen ne dersin be, ne saçmalarsın? Ne oluyor ya, ben hiçbir şey anlamadım. Abi, dışarıdan bayan getirmek yasak pavyona. Bayanlar içeriden seçiyor. Pardon birader, bir yanlış oldu. Hediye Hanım, Hediye Hanım. Pardon, saygılar, Hediye Hanım. Hediye Hanım, pardon, şahsınızdan çok özür dilerim. Size karşı çok mahcubum. De bence de öyle olmanız lazımdır yani Duran Efendi. Benim gibi bir kadını ya böyle bir pavyona getirilir mi hiç? Dinlemeyim hanıma, buranın pavyon olduğunu bilmiyordum. İsmi lazımlı bir arkadaş tavsiye etti. Size karşı olan hissiyatımın ne kadar ciddi olduğunu biliyorsunuz yani. Hiç böyle bir terbiyesizlik yapar mıyım? Madem ki o kadar ciddisiniz, bir büyüğünüzü alırsınız, gelirsiniz ve beni istersiniz. Tamam mı? Tamam efendim. Tekrar sizden çok özür dilerim. Buyurun, sizi evinize bırakayım. Saygılar. Vay o bayana vay. Hani sen kör olmuştun? Motora nasıl biniyor? Demek Dilek'le evlenmek için kör numarası yapıyor. Görürsün sen. Babası, de kızımız nasıl güzel olmuş mu? Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Aynen prenseslere benzemiş kızcağızım benim yani. Allah'ım yarabbim, ben bugün de görecek miydim? Ay ağlayacağım vallahi şimdi. Tamam Safiye, sabah sabah ağlayıp durma, sinirimi bozma. Bu saat oldu, bunlar nerede kaldılar be? Allah Allah. Aman telaşe müdürü, telaşe müdürü. Telefon. Kimse? Osman baba, ben Wang. Ne istersin be sarı kıza? Kızı evlendirme, lan yakamdan düşmedin. Ne var? Söyle. Osman baba, çok büyük bir yanlış yapıyorsun. O bayana numara yapıyor. Kör falan değil. Haydi bre, haydi. Asıl sen numara yaparsın. Ben kendi ellerimle, kendi arabamla yazdım onu be, kör ettim. Osman baba, ben o bayanı şimdi gördüm. Motora biniyordu. Sence kör adam motora biner mi? Haydi be, bırak be, bırak. O şarkıcı Metin de arabaya biner. Ama motora binemeyebilir tabii ya. O bayana Dilek'le evlenmek için numara yapıyor. Osman baba, sana vicdan yapıyor. Tamam kızım, tamam. Birazdan o buraya gelecek, ben onu sınayacağım. Bakalım numara yapıp yapmadığını anlayacağım. Hadi kapat telefonu, kapat. Aa, benim ayakkabının rengine ne olmuş bile be? Sinan! İstanbul için beklenen 7.9 şiddetindeki deprem mi oluyor Nur? Duran abi ne bağırıyorsun ya? Korkudan Yusuf Yusuf oldum ya. Sen beni rezil rüsva ettin. Kepaze ettin. Mahvettin. Öldüreceğim ben seni. Sakin ol. Duran abi sakin ol. Ben ne yaptım? Sakin ol Duran abi. Sakin ol ya. Bırakın, öldüreceğim bunu. Bu iğrenç vasıtası Semzi beni pavyona gönderdi. Abi fena mı yaptım işte? Git pavyona, oradaki konsumatist hanımlarla eğlen diye yaptım. Ot gibi yaşama diye. Duran abi, yoksa sen kadınlardan hoşlanmıyor musun? Sen ne demek istiyorsun? Öldürürüm seni! Yok hayır abi, yani şu pozisyonu görünce yanlış anlama yani. Abi madem sen de benim gibi kadınlardan hoşlanıyorsun, neden bana kızıyorsun ya? Çünkü yanımda Hediye Hanım vardı. Göndere göndere bizi pavyona mı gönderdin? Öldürürüm seni! Bir dakika, bir dakika. Benim
kabahatim yok. Ben sana sordum. Yalnız mı gideceksin, evde yanımla mı gideceksin dedim. Sen yalnız gideceğim dedin. O yüzden benim hiç... Sen bana neden yalan söyledin Duran abi? Yalancı. Öldüreceğim seni. Vallahi böbreğini alacağım. Duran abi dur. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Ya bu Duran abi de kafayı yedi ya. Allah Allah. Telefona bak, tam çalacak zamanı buldu. He Cuma. Alo, efendim Cuma. Merhaba Sinan abi. Bizim paraları getirdin mi oğlum? Getirdim Sinan abi. Duran hemen arkasındayım. He güzel. Şimdi gözüne gözlüğü tak, elini asayı al, sallaya sallaya buraya gel, nikaha gidiyoruz. Tamam Sinan abi, hemen. Tamam koçum, hadi bakalım. Merhaba, yağlı pehlivan Usman Aga ve onun çok değerli ailesi. Ayrıca sana da selam olsun dev kadro Ediye yenge. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hepimiz nikaha gitmek için hazırız değil mi Usman Aga? Hazırız Sinan abi. Hazırız Fırıldak Sinan, hazırız Kara Kızan. Sana bir şey soracağım çocuğum. Sen acaba... Ben sana taksiyle çarptıktan sonra, ondan sonra hiç görmezsin değil mi? Yok Osman babacığım, hiç görmüyorum. Yani kesinlikle hiç görmezsin öyle mi? Yok Osman baba, hiç görmüyorum. Hiç görmüyorum Osman baba. Hayırdır Osman aga, niye sordun sen bu soruyu? Hiç, meraktan. Aa! O kulağındaki nedir öyle be çocuğum be sen? Örümcek! Ya! Taksi gözlü manyak boyamış ortaya çıkacak. Örümcek işte bu. Hani senin gözlerin hiç görmezdi kara kız ha? Örümcek'i gördün işte. Şimdi Osman babacığım örümcek görünce etki tepki yaptı. Gözleri hemen görmeye başladı. Aynı Türk filmindeki gibi. Öyle mi? Ben de şimdi sana bir etki yapacağım göreceksin. Gel buraya! Sevgili seyirciler, şimdi de Soft Müzik Yapım'ın tanıtım gecesine gidiyoruz. Soft'un Çiçeği Burnu'nda Yıldız Adayı türkücü Seyit Erdoğan ilk kasetini tanıttı. Bak tekrar. Babaya türkü söyleyeyim. Allah'ım size çok şükür. Vay be koçuma bak, şöhret oldu vallahi. Gördün mü Nuri abim? Helal olsun Çoşu abi. Bu çocuk zaten durağımızın yüz akı. Aslan Seyit. Kaset çıkarmak istiyordu, sonunda çıkardı. Ay, görüyor musunuz? Vallahi Seyit meşhur oldu ha. Gülbin, Zeyno'ya da bak. Kokteyle gideceğim diyordu ya. Geceye güzel menajeri Petek Nacar'la katılan yakışıklı türkücü, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Peki hayatınızda biri var mı Seyit Bey, yoksa yalnız mısınız? Ben... Seyit Bey'in bir ilişkisi yok arkadaşlar. Şu an için kalbi boş. Ne? Yani yalnız şu an için. Evli değil misin Seyit? Evet. Allah seni kahretmeye, he mi Seyit Efendi? Aa, görüyor musun Şazim Ertan'ım, Seyit evli değilim dedi. Ayola'dan meşhur olmadan boynuz takacak Zeyno'ya. Yanındaki menajeriyle nasıl fingirdeşiyorlar bak. Seyit Bey'in şu an kalbi boş. Sadece şu an için ama. Kokoş. Ay anne çocuğun günahını alma. Şimdi sanatçılar televizyona çıkıp ben bekarım, ben bekarım diyorlar ya. O yüzden öyle olmuştur ya. Salak iyimser Gülbin. Nasıl fingirdeşiyorlar görmüyor musun menajerinden? Ay Zeyno inşallah seyretmiyordur. Vallahi seyrediyorsa kudurmuştur sinirinden. Ah ben ne yaparım ya? Ay bir şey değil, kız sütten kesilecek ha. Ay bugün bir ara gidelim Zeyno'ya. Çocuğu teselli ederiz. Olur vallahi.
Selamünaleyküm arkadaş. Ya ağam var ya, sizi bir gün görmesem işim gücüm rast gitmiyor ha. O benim izleyiciniz. Nasıl çıkmışım ağam ya? Nasıl yani, yakışıklı çıkmış mıyım? Seni izliyorduk. Seni izliyorduk ve gördüklerimizden de hiç memnun olmadık. Ne oldu ağam? Türküyü söylerken detone falan mı oldum? Söylerken hakikaten bir hata falan mı yaptım ya? Türkü söylerken hata yapmadın Seyit. Özel hayatın hakkında hata yaptın. Seyit, sen evli değil miydin? Neden televizyonda bekarım diyorsun? Şeyh hocam, ben tam evliyim değildim de... menajer hanım öyle araya girdi, öyle yaptı. Yani şey oluyormuş, hani sanatçılar böyle evli olduklarını söylediğinde... bayan hayranları yani istemiyormuş. O yüzden ben de evet dedim. Yani şey, iş icabı yani, öyle gerektiği için. Hem o menajerle durumun nedir senin öyle? Bir delikanlı adama nikah düşen bir kadınla öyle samimi olmak yakışıyor mu? Ne oldu ki ağam? Bir de soruyor musun Seyit? Kadın senin ağzın içine düşüyordu ya. Bana bak oğlum. Zeyno kızıma bir yanlış yaparsan iki elim yakandadır ona göre. Estağfurullah ağam, ben hiç öyle şey yapar mıyım? Yani siz bilmiyor musunuz ben Zeyno'yu ne kadar çok seviyorum? Yani niye böyle bozuk atıyorsunuz onu anlamadım ha. Sen Zeyno bacıma bir yamuk yap, bozuk atmayı o zaman göreceksin. Buyurun efendim, o kasa durağı. Var efendim, adresi alayım. Tamam efendim. Baba sıra bende. Sen otur oğlum da ben gideyim. Orada vergi dairesinde işim vardı zaten. Çocuklar, durak size emanet. Alo. Fatma, Ali yakalanmış. Ne diyorsun? Sorguda ötmüş. Polisin orayı basması an meselesidir Fatma. Derhal orayı boşaltman lazım. Tamam. Hayırdır, nefes nefese kalmışım. Bir şey mi oldu canım? Amcacığım, çabuk sür şu taksiyi, çabuk yolda anlatırım. Tamam, sürüyorum. Amca biraz daha hızlı, hadi ne olursun izimizi kaybettirelim. Niye ya? Birisinden mi kaçıyorsun? Töreden kaçıyorum amca. Töreden mi kaçıyorsun? Evet, töreden kaçıyorum. Ailem zorla beni istemediğim biriyle evlendirmek istiyor. Onlardan kaçıyorum. Olur böyle şey ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Hayret bir şey. Senin rızan olmadan kimse seni evlendiremez. Sakın merak etme, korkma. Sağ olun amca. Yavrum istersen karakola gidelim, şikayetçi ol ha? Yok yok, sakın ha. Polisi karıştırmayın. Niye? Onlar beni aileme geri verirler. Peki tamam. Nereye gidiyoruz peki şimdi? Bilmiyorum. Öyle gidelim işte şimdi. Tamam. Yani sen hiç merak etme evladım. Ben sana kalacak bir yer bulurum. Korkma, tamam mı? Kadını buralarda gördünüz mü? Amirim, az önce buradan taksiye bindim kadın. Plakasını hatırlıyor musun taksinin? Vallahi hatırlamıyorum amirim. Ne tarafa gittiler? Bu tarafa gittiler. Sağ ol. Hüseyin. Buyurun komiserim. Bu kargı sokak ve civarındaki bütün MOBESE kameralarını tarayın. O sokaktan caddeye dağılan taksilerden plakalarına bakın, seçebildiklerinizi tespit edin, bana getirin. Başüstüne komiserim. Ya bir dur Osman Aga, bir sakin ol ya. Gel buraya gel. Seni ayaklarından tavana asacağım. Öldüreceğim seni. Osman Aga hayret bir şeysin ya. Ya Osman Aga benim bir kabahatim yok. İşin gücün yok, hep bana sardırıyorsun sen ya. Ne oluyor ya? Hacivat'la Karagöz gibi dalaşıyorsunuz yine.
Osman abi bu ne sinir? Ne oldu ya? Bu üçkü artistiden benim başıma böyle çorap ördü. Başına çorap örmek? Ya nereden çıkarıyorsun Osman abi böyle şeyleri ya? Ben senin başına niye çorap öreyim? Ben çorap örecek olsam senin o güzel minicik ayacıklarını örerim o çorabı. Hem de kışlık çorap örerim. Kışın giyersin, ayakların üşümez, bana dua edersin. Osman aga, sen hiç kafasına çorap giymiş bir adam gördün mü? Bana laf çamazlığı yapma, öldüreceğim seni. Gel Osman. Ya Osman aga bir sakin ol. Anlamadan dinlemeden dalıyorsun. Bırak bir konuşsun adam. Konuşmasın. Bu üçkağıtçı kandırdı beni. Kara kızan bile kör oldu dedi. Ben de kızı az kalsın verecek idim. Kim? Ben. Sen. Seni kandırdım öyle mi? Evet. Ben. Sen. Senin kardeşin. Biricik kardeşin Sinan. Abimi, canımdan, özümden çok sevdiğim abimi Osman Aga'yı kandırdı mı? Olacak şey mi bu Osman Aga? Olacak şey tabii. Sen beni kandırdın, seni öldüreceğim. Benim kör diye beni kandırdın. Abi, o bayana kör değil miymiş? Hayır, asıl kör olan benmişim. Bana yapılan bu tezgahları görmemişim. Sana verdiğim paraları geri ver, çabuk. Yahu ben o paraları Cuma'nın akrabalarına sus payı olarak verdim. Sus payı? Evet. Ben sana neden güvenmem Sinan ha? Neden? Osman aga, senin için kötü olabilir mi? Ya da için kokmuş olabilir mi? Olabilir. Dün akşam sarımsaklı cacık yedim ondandır. Seni öldüreceğim. Ya Zeyno, niye açmışsın Zeyno? Açmayayım Seyit. Senin bu evde yerin yoktur. Ya nasıl benim bu evde yerim yoktur? Bu ev benim de değil mi? Sen benim karım değil misin? Ben senin kocan değil miyim? Zehra benim kızım değil mi? Nasıl yerim olmaz Zeyno ya? Şimdi mi hatırladın senin karın olduğunu? Şimdi mi hatırladın Zehra'nın kızın olduğunu? Bekarım diye kameraların önünde eleşir fıntılarıyla fingirdeşirken niye hatırlamadın? Ya Zeyno sen ne bakıyorsun onlara ya? Bir kasetin promosyonu için. Promosyon için ya. Yalancıktan yaptık onu. Yalancıktan Zeyno. Aç şu kapıyı yaradana kurban olam ya. Açmayayım Seyit. Açmayayım. Sarımsağı nerede yediysen get ağzını da orada kokut. Of Zeyno. Of Zeyno ya. Of ya. Efendim hani? Seyit oğlum. Ah kurban olam. Yiğidim benim. Erkeğim benim. Urfa'nın en yiğidi sensin. Hem kaset yapayım, hem zamparalık yapayım. Ya anne ne zamparalığı ya? Vallahi sen git ya. Bir de seninle uğraşmayayım. Sinir tepemde zaten. Yap oğul yap. Siye yapma diyen mi vardır ha? Bir ya bak Seyit. O karının anası kaç oğlan çocuğu doğurmuştur. Eğer tokumları sağlamsa siye alan mı? Ha, sana oğlan çocuk gido kurur. Ya aney, oğlan da istemeyen, ben karı da istemeyen, tamam mı? Haydi sonra konuşuruz. Ya gene ne var, gene ne var ya? Alo? Seyit, ben Petek, yanlış bir zamanda mı aradım? Ya pardon Petek ya. Her şey birbirine girdi. Bugün böyle sinirlerim tepemde. Zeyno ile kavga edeyim, Ane ile kavga edeyim. Yani bildiğin gibi değil. Aa, niye ya? Bak ne diyeceğim Seyit. Bana gelsene dertleşiriz biraz. Ya şimdi Petek, ben kendi dertlerimle seni sıkmayayım. Sonra konuşuruz he. Oğlum canım, ben senin yabancın mıyım? Hadi hemen atla gel, bekliyorum. Hem işle alakalı da konuşmamız lazım. İyi tamam, o zaman geliyorum. Bye. Gel bakalım kızım, gel. Hakkale demek o bayana kör değilmiş. Ne kör be, oyun etmişler. Üç kağıt çevirmişler bunlar. Gel bakalım. Hanımlar kolay gelsin. Hakkale Meyre Nuri. Hoş geldin Nuri baba. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Efendim bu küçük hanımın bir sorunu var. Bu sorunu çözene kadar bir süre bizimle kalacak. Ne? Sorunu nedir? Ya töreden kaçıyor. Zorla evlendirmeye kalkmışlar bu çocukcağızı. O da kaçmış. Kale bu devirde böyle şeyler olur mu? Korkma kızım. Kimse seni istemeden evlendiremez. Ohi. Evladım telaşlanma. Seninle ilgili değildir yavrum. Ailem polise gitmiş olabilir. Tamam ben bir sorarım öğrenirim ne olduğunu. Ne olur onlara burada olduğumu söylemeyin amca. Aradığımız araç bu komiser. Tamam be yavrum tamam. Akasya durağı ha? Seni zorla evlendirmelerine müsaade etmeyiz merak etme. İlginç.
Anlarız. Bahme, bahme. Yasak, yasak. Yat, yat, yat. Sakma. Müdür Bey, merhaba. Hoş geldiniz komiserim, hayırdır? Bu sizin kapıdaki arabaya binen bir terörist kızı arıyoruz. Ben arabaya töre belasından kaçan bir zavallı kızı aldım komiserim. O kız bu muydu? Evet. Nereye bıraktınız? İçeride. Geçin şöyle. Kim geçin? Biz geçelim. Geçin. Anam. Başımızdan gelenler. Anam. Geçtik. Dur kızım. Dur sakin. Sakin ol. Sakin ol. Al şunu. Ellerini bağla. Tamam. Benim. Oradan değil, arkadan. Dur. Arkadan duymuyor. Duymuyorsun. Elimde rehineler var. İçeri girmeye kalkarsanız onları öldürürüm. Eleniciğim. Nuri Bey, sakin olun. Hüseyin, merkezden takviye iste. Başla komiserim. Sandalyeye bağla şunu. Al. Kaçın. Kaçın. Oturdum. Kızım, etrafın sarıldı. Hiçbir yere kaçamazsın. Gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Yürü. Nereye? Pencereye. Ah, tamam kızım. Eleniciğim, korkma canım. Korkma, seni mutlaka kurtaracağız. Korkma. Bırakın gideyim. Yoksa rehineleri öldürürüm. Kızım, buradan çıkış yok. Akıllı ol. Gel teslim ol. Ben söyleyeceğimi söyledim. Eğer onlara bir şey olursa sorumlusu sizsiniz. Alo efendim. Ne yazın be kardeşlik? Gelmemişsin durağa. Ya Osman, sorma, dur. Şimdi başımız belada. Hem Eleni'nin hem Hediye'nin hayatı tehlikede. Ne? Helena Hanım'la Hediye'nin hayatı tehlikede mi? Ne? Hediye Hanım'ın hayatı mı tehlikede? Oy, Hediye Anacığım, ne oldu? Helena annem. Lokantada bir terörist ikisini de yakaladı. Rehin aldı. Bir terörist ikisini de birden rehine mi almış? Ne? Allah! Arkadaşlar, ne duruyoruz? Ege sofrası hemen şurası. Gidip kurtaralım Duran abi. Hemen gelirsiniz Duran kardeş. Hadi Duran abi, durma. Hadi. Hocam, sen burada kal, tamam mı? Durak sen emanet. Sen eğitimli adamsın. Bize eğitim şart. Safiye, durum çok kötü. Herhangi bir terörist lokantaya girmiş, Helena Hanım'la Hediye'yi yesir almış. Aa, esir mi almış? Tamam, uzatma Safiye, kapat. Çok para yazdı, hadi kapat. Allah Allah. Anne, ne oldu? Ne oldu? Teröristin teki Helena'yla Hediye'yi esir almış. Ne? Ya hadi koşu gidelim. Demek Zeyno bekarım demene bozuldu, öyle mi? Bunun bir pazarlama yöntemi olduğunu söylemedin mi? Ya söyledim, söylemez olur muyum Petek? Ama anlamayın, yani sanki ben zamparalığa çıkmışım gibi davranıyor ya. Diyor ki bana, inanamazsın. Yani diyor ki sarımsağı nerede yediysen git ağzını orada kokut diyor ya. Bak hele bak, lafa bak ya. Üzülme sen. Bir iki söylenir, ondan sonra o da alışır duruma. Kimse üzemez benim starımı. Ya ne var aney? Ne istiyorsun aney? Ne var ya? Seyit. Konuşmak istemiyorsa kapatırsın, olur biter. Hadi Şeref. Ya ben bu meredi hiç sevmem ha. Sırf senin hatırın için içiyorum. Seni kırmamak için yani. Hoş gelmişsiniz ablam. İçeri buyurmaz mısınız? Zeyno'cum, ne güzelmiş evin. Allah iyi günlerde oturmanızı nasip etsin. Zeyno, yavrum sen ağladın mı? Gözlerin kıpkırmızı. Yok ablam, gözüme çok kaçtı. Ben de ağladı ondan. Zeyno, sen yalan söylemeyi de beceremiyorsun. Gözlerin kan çanağına dönmüş evladım. Değil, çöp kalas kaçsa bu kadar kızarmaz. Sen otur bakayım şöyle. Şimdi bize doğruyu söyle. Seyit mi üzdü seni? Göreyiniz der mi ablam? Daha şöhret olmadan ben bekarım diye kızlara mesaj göndereyim. Ben boştayım, buyurun gelin diye. Ay o Petek denen menajeri de ne aşifte bir şey ayol. Seyit'in içine düşecek. Anne! Ya biz buraya kızı sakinleştirmeye mi geldik yoksa arı kovanına çomak sokmaya mı? Zeyno, sen Seyit'le konuştun mu bu meseleyi? Seyit'le konuşacak tek kelimem kalmamıştır ablam. Kovdum gitti. Aferin salak. Bir de oldu olacak paketleyip Petek'in adresine teslim etseydin.
Anlamadım abla. Anlan Saftiri'yi. Bugüne kadar neyi anladın ki bunu doğru anlayasın? Dışarıda kadınlar böyle üşüşmek için bekliyorlar Seyit'in başına. Al içeriye, evde yap kavganı. Niye bırakıyorsun peşini kızım? Bırakmayacaksın ipleri. Uçar gider, maazallah tutamazsın sonra. Öyle mi dersin abla? Zeyn hocam, bak ilk defa Şaziment Hanım doğru bir şey söylüyor. Hadi ara Seyit'i kızım. Tamam abla. Kapalı. Yok mu Peteğin telefonu, onu ara. Orada olacaktı ablam. O da kapalı. İkisinin de telefonu kapalı. Demek önemli bir işleri var. Anne! Ya Zeyno'cum ya, şirketin numarası yok mu, şirketten ara? Şirketin kartı orada olacaktı ablam. Alo, günler, ben Seyit Erdoğan'ın karısıyım. Seyit orada mıdır acaba? Bir saat kadar önce Petek Hanım'la konuştum. Petek Hanım'ın evindelermiş. Öyle mi? Ben Petek Hanım'a da ulaşamadım da. Adresini verebilir misiniz? Tabii, kaleminiz var mı? Evet, Allah'ım kalem oradadır. Bir dakika yazayım. Evet. Allah'ım! Hediye! Şimdi görürsün sen! Kaçın! Nuri Baba, nedir buranın olayı ya? Hanımların vaziyeti nedir kardeşlik? Bilmiyorum, hiçbir değişiklik yok. İkisi de hala elinde namussuzun. Ya hay Allah ya, benim yüzümden ikisini de ateşe attım ya. Nasıl yani abi? Ya bu kız benim Taksim'e bindi. Ben töreden kaçıyorum dedi, beni zorla evlendirecekler amca dedi. Ben de salak gibi inandım, aldım lokantaya getirdim. Meğer teröristmiş, peşinde polisler varmış. Boşuna kendini kahretme Nuri amca, sen insanlık yapmışsın. O insan çıkmamışsa senin suçun. Ha, bir şey mi eksiktin? Hediye, kardeşim! Ya. Sen yürü ya benimle. Ah, yine mi pencereye gideceğiz? Çok konuşma, yürü. Tamam kızım. Sizi son kez uyarıyorum. Benim şakam yok. Polis çekilsin. Ateş edecek olursanız iki rehineyi de öldürürüm. O iki hanımın kılına zarar getirirsen seni oraya diri diri gömerim. Derhal buraya bir helikopter istiyorum. Eğer yarım saat içinde buraya bir helikopter gelmezse... Tamam bacım, helikopter hazır. Aha, pilot da burada. Diğer kurşunu kafasına yer. Tamam kızım, sakin ol. Sana helikopter ayarlamaya çalışacağız. Çabuk olun, çabuk. Ya Petek, şimdi ben böyle iki kadehle böyle başım böyle fırfır dönüyor, böyle bir sar şu oğlum gibi sanki böyle bir... Seyit, gel şöyle biraz uzak, hadi kalk. Ya. Gel. Ya, bak, yak. Ben biliyor musun, aslında hiç içki içmem, ben hiç içmem yani. Şimdi biraz uyudun mu kendine gelirsin. Gel, gel. Hı? Kim bu münasebetsiz şimdi? Geliyorum. Evet. Petek Hanım, ben Seyit'e ulaşamadım da. Başına bir hal mı geldi diye merak ettim. Ne oldu? Petek kim geldi? Seyit.
yaptı Zeyno?